Lan Simülasyon'un yeni bir bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aklım kardeşlerim. Ne arıyorsunuz? Halleriniz, keyifleriniz, iyi durum var. Valla beni soracak olursanız halim bir keyfim 10 numara 5 yıldız. Geçen gibi benim de iflasla eşiğinden döndük ya arkadaşlar. Geçen gibi benim de lan ne vadireler atlattık ya. Horozlarımız öldü, tavuklarımız öldü, cebimizde kuruş para kalmadı, yem bitti. Ama toparladık. Bu bölüm çok iyiyiz arkadaşlar. Bu bölüm efsaneyiz. Hemen şuraya bir tane yeni bir kümes kurdum arkadaşlar. Bak tavukların şu pisliklerini bir alalım. Buraya yeni bir kümes kurdum. Geçen gibi benim de bir tane horoz almıştım arkadaşlar. Aa, horoz da buraya koydum. Horoz burada bak, horoz bu. Bak imüğünden bir tutayım şunu. Ulan nasıl bakacağım lan? Dur bakamıyorum. Bakamıyorum ama burada arkadaşlar gördüğünüz işte. Horozu gördüyseniz bir tane like atmışsınızdır. Ne alakaysa atın işte arkadaşlar. Biz YouTuber'larla beğeni, like'ı çok severiz. Evet. Erken öten horozun başını keserler de bu da bayağı bir geç ötüyordu. Saat 9.30 oldu. Neyse siz beğeni attığınıza göre arkadaşlar şöyle bir günün ilk yumurtalarını bir toplayalım. Bakalım yumurta var mı? Burada yumurta var da bu civciv. Bir de şu baştaki var ya arkadaşlar. Burayı yavruluk yaptım. Böyle şeyin içinden çıkan yavruları böyle imiklerinden tutup buraya koyacağım. Bak şuraya şöyle koyayım civciği. Burası yavruluk olacak. Burası normal yumurtalık. Bakayım burada bir şey var mı? Bakayım bir. Ya bunlar yumurtlamıyor arkadaşlar ya. Bunlarda bir şey var ama. Bunlar yumurtlamıyor. Ben bunu götürsem şeye satsam ne olur? Vallahi yumurtlamıyor bunlar arkadaşlar ya. Ben bunu şuraya koyayım da. Götüreyim ben bunları satayım ya. Bunlar zarar. Vallahi zarar ya. Alayım imüğünden tutayım. Tavukları götüreyim ben markete satayım bakalım kaç para verecekler. Bir de arkadaşlar domuz almıştık. Domuzların yavrulamasını bekliyorduk. Onları satayım. Ne olmuş da bu domuza kocam? Lan! Alo! Yavrulamışlar ya. İki tane. Ama bu kocaman olmuş arkadaşlar. Bir baksana domuz gibi olmuş. Harbiden ha. Allah Allah. Harbi iki tane domuz yavrumuz oldu. Gel. Gel bak bak gel 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 lan gel. Ananın yanına git gel. Ananın emmem yem yeme. Bak bak. Ana. Ne güzel olmuşlar lan bunlar. Ama yine yavrulacak gibime geliyor arkadaşlar. Bakayım yöneteyim bak çekemiyorum bile bak bak. 300 kilo olmuş lan. Vallahi yediğin yemler helal olsun sana lan. Bak bu da baba domuz. Bunu nereden anlayacağım dişi mi erkek mi olduğunu anlayamıyorum ki. Neye benziyor? Şu, bakayım bir. Erkeğe mi benziyor? Ya bunların yanında bir dişi domuz falan getireceğim ama. Neyse burası böyle dursun. Arkadaşlar bir de şu su deposunu yaptım. Gördünüz mü? Bak buradan su çekiyorum helkeyle. Onu da göstereyim ben size hemen. Tamamen ilkel yöntemler arkadaşlar. Bak koydum. Piu kuyuya indi. Bak şimdi çekiyorum. Çektim. Suyumuz full. Şunlardan alıyordum. Yani su ihtiyacını bunlarla gideriyordum arkadaşlar çiftliğin. Çok pahalı ya. 30 dolar acayip pahalı. Pahalı kümes var. Burada 30 tane tavuğu barındırıyormuşuz. Ben şu pahalı kümesi buraya kuracağım. Şimdi bizden ne istiyor biliyor musunuz bu? 52 tane metal 100 tane kalas istiyor. Ben böyle videoyu başlatmadan önce öyle sizleri sıkmamak namına şey yapmıştım. Kalasları toplayıp buraya yığmıştım. Çünkü bu bölümler yani böyle kalas topla ne bileyim ağaç kes falan filan. Sizler için sıkıcı olacağını düşündüğüm için ben hemen önceden hazırlamıştım arkadaşlar. Hemen şimdi doldurayım şu kalasları şuraya. Oraya bir tane 30'lu kümes yaparsam benim içime daha iyi gelecek. Bütün tavukları atarım içine. Daha biz inek alacağız. Daha dünya işimiz var bizim arkadaşlar. Aslında ben bunu arabaya direkt yığsam ne olur? Ama 100 tane de kalas yok ki burada. Değil mi? 32 oldu. Tavuklar orada dursun. Yani. O tavukları götüreceğim satacağım. Yumurtaları da götüreceğim satacağım. Bugün biraz para yaparız arkadaşlar. Bugün bayağı bir İlerleme yaparız. Hatta biraz hava çıkarız bugün para yaparız. Bugün çiftliğin dönüm noktası ya. Bugün neler neler yapacağım arkadaşlar. Ben valla burayı saatlerimi harcadım da biriktirdim buradaki kalasları. Çok bayağı harcadım arkadaşlar ya. 80 kalas oldu. Demek her gelip geçişimizde buradan bir tane kalas atmamız lazım ki biz mevzuyu toparlayalım. Kaç? 88. 2 tur daha getirdiğim zaman tamam ya bizim iş. Sadece metal kalsın. 4 tane daha kalas getirdiğim zaman oranın 100 tanesi almıyoruz. 1, 2, 3, 4. Valla tam 4 tane ha. Tam 4 tane oldu arkadaşlar. Şurada da bir de metalim kalmıştı. Şuranın kapısını yaparken. Kaç tane metal var? Bir tane metal var. Bir de buraya bahçe sera yapmıştım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde burada ne bileyim patatestir falandır filandır. Öyle şeyler yetiştireceğiz. Markette satılan tohumları görmüştüm. Dedim sera yapayım. Belki işime yarar. Şimdi bana soracaksınız. Rohan ahırı niye yaptın? Domuzları burada besliyorsun diye. Şu yerde az bir şey yem var arkadaşlar. O yemi yesinler. Onları ahıra alacağım. Markete gidelim şu tavukları satalım bakalım. Tavuklar kaç para ediyormuş. Alışımız kaç para satışımız kaç para. Tavuk işi iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama bir tane inek minek almamız lazım bizim. Yani bir, en azından bir domuzun yanına inekle kurmamız lazım. Yani böyle sütünden yararlanırız. Etinden yararlanırız. Kaç bakalım bir. Selamünaleyküm ablacığım. Sat.
Döllenmiş yumurta 9 dolar alıyormuş. Yok, döllenmiş yumurtayı satmayacağım. Ya da satayım ya, sat. Tavuğun tanesini 50 dolara... Bir saniye. Tavuğun tanesini 50 dolara alıyor. Şu yumurtaları bir satayım. 144 dolar. Tavuğun tanesini 50 dolara alıyor. Aa, ben tavuğu alırken 50 dolar alıyorum. Satarken de 50 dolara satıyorum. E ben tavuktan hiç zarar etmiyorum. Acaba bu tavuklar büyüdü biraz, yem yedi diye mi? Bilemedim. Valla tavuğun alışı da aynıymış, satışı da aynıymış arkadaşlar. Zarar etmiyoruz yani. Şurada avcı var. Avcı çok güzel görevler veriyor. 10 numarada para veriyor arkadaşlar. Git diyor, 8 tane et getir bana diyor. 200 dolar veriyor. Şu avcıya bakın, belki görev açılmıştır. Avcının görevi açıldıysa oradaki görev alan, ne bileyim, git bir tane tavşan yakala gel diyor bana diyor. 200 dolar veriyor. Güzel iş. Tavşanı da hemen yakalıyoruz. Şu anda 260 dolar paramız oldu arkadaşlar. Ama bu 260 dolar iyi bir para değil oyunda. Şöyle baktığın zaman zaten yem 30 dolar arkadaşlar. 30 dolara yem alıyorum. Çok maliyetli. Avcı abi, bak anla, bana bir görev verle. Abi vallahi işe çok ihtiyacım var. Al. Aha. Kabul et. Aha bak, tamam. 8 tane et istedi arkadaşlar. Hemen seriden gideyim. Bir tane, yani 3 tane geyik avladığım zaman bu avlanın şey yapıyorum. Avcıya getiririm parasını. Alırım 200 dolar. 400 küsür dolarım olur. Ya bir tane dişi domuz alırım arkadaşlar. Ya da inek alırım. Ya da kümesi büyütürüm. Ama aslında kümesi büyütmek mantıklı mı bilmiyorum ama. Ama domuz da nasıl yavrulamış? Vallahi. Domuz iyi para arkadaşlar. Vallahi çok sağlam para. Ama dünya yem yedi benden, biliyor musun? Ben hiç yedirmediysem domuzlara herhalde bir 500 dolarlık yem yedirmişimdir. Hazır şuraya gelmişim, yakıtımızı da dolduralım da. Bura biraz uzak kalıyor arkadaşlar. Hülya dayıcım. Arkada bir tane yumurta sepeti var ya. O yumurta sepetini götüreyim. Çiftliğe bırakayım da arkadaşlar. Hava kararmadan seriden benim 3 tane av yapmam lazım ya arkadaşlar. Aha kurt. Kaçışa bak. Hayır. Gelme lan. Hoş. Lan reload yapıyorum, ananı tatayım. Lan git. Vallahi kapıyordu arkadaşlar. Ama niye benim mermim bitmiş? Orada da var bir tane. Bu ne? Geyik. Onu da yatırdım oraya. Önce gideyim kurtum derisini yüzeyim. Sonra gideyim. Abi benim niye mermim bitmiş? Benim mermim çoktu. Lan benim, ben uyurken mermimi mi çalıyorlar, anlamadım. Dünya mermim vardı. Geyikten 3 tane çıkıyor da kurttan niye 2 tane çıkıyor? Kurt küçük diye. Aha bir tane daha geyik buldum vallahi. Adam 2 tane hem de. Ananı satayım. Onu kaçırdık arkadaşlar. Vallahi onu kaçırdık. Mermi yok ki. Ne yapayım? Tüküreyim mi geyiğin yüzüne? Zaten bize avcı 8 tane şey istemişti ya. Et istemişti. Ne yapalım? Doğaya da fazla zarar vermeyelim. İhtiyacımız kadarını toplayalım arkadaşlar. Abi benim çok mermim vardı ya. Ben eminim dünya mermim vardı benim ama. 3 tane et. Böyle 1. Böyle 2. Böyle 3. Kaç tane? 3, 5, 6, 7, 8. Arkadaki geyikten de 3 tane çıkacak arkadaşlar. 8. Avcının görevini yapalım. 200 dolarımızı indirelim orada. Dedim avcı abimizin yanına. Aslan avcı abim. Canımın ciriye. Avcı abiye direkt şey gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Para gözüyle bakıyorum. Bir de oyunun başında beni şuraya ilk yönlendirmişti. Adam bir tane daha geyik var ama benim param yok ki la. Ulan her yerden geyik çıkıyor. Bak bak arkadaşlar, böyle araba alacağım. Ama böyle alırsam ben etlerini nereye koyacağım? Selamünaleyküm. Şimdilik bakıyoruz abi. Şimdi bu 800 dolarmış bizim araba arkadaşlar. Geyik ve keçi koyabiliyormuşuz ama inek koyamıyoruz. Şey, domuz. Geyik nereden çıktı? Bak buna büyükbaş hayvan koyabiliyormuşuz. 1600 dolar. Ben şimdi büyükbaş hayvan aldığım zaman benim kendi arabama koyamayacağım demek ki. Bak buna da büyükbaş koyabiliyormuşuz. O ananı satayım. Bak 4 tane inek koyabiliyormuşuz bu kamyona. 2500 dolar. Traktör, biçer. Bende para yok yani. Şu anda baktık abi. Ya babama soruyor. Babama sorayım da. Selamünaleyküm abi, et getirdim. Bak 200 dolar ya, ne güzel gidiyor ya. Kurnaz tavşanları kabul et. Ben gideyim şu tavşanı da yakalayayım, getireyim abime. Araba burada kalsın. Tavşanı bagaja koyamıyoruz. 200 dolar da tavşandan verecek arkadaşlar. Bugün parayı bulduk. Vallahi Allah çarpsın, bugün parayı bulduk ha. Benim karaktere bak ya. Benim karakter, göte baksanız arkadaşlar. Kocaman. Ondan yaptım. Ama çiftçi adam, böyle baba yiğit olması lazım. Tavşan nasıl çağırıyordu ya? Gel, bili bili. Aha buldum burada.
Ya bile 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 bile. Ha vallahi tuttum imiğinden arkadaşlar var elimde. Tavşan deyip geçmeyin, 200 dolar. Kaç paramız var şu an? 437 dolar paramız var. 637 dolar paramız olacak. O değil, domuzları yavrulatmamız da çok güzel oldu. Domuzların tanesi 300 dolar arkadaşlar. 2 tane domuz 600 dolar yapıyor. Yani şu anda bizim biriktirdiğimiz kadar bir para yapacak yani. Bizim biriktirdiğimiz kadar bir meblağ yapacak. Al abi tavşanını getirdim. 100 dolar da senden. Eyvallah eyvallah. Selamünaleyküm. Şimdi burada bak keçi de alabiliriz biliyor musun? Alamıyoruz. 500-850 dolar yapıyor. Bir tane 850 dolar yapıyor. Köpeğe ne işimiz var köpek ya? Ha mermi. Tane mermi alalım ya. Dur bir. Önce bir mermilerimizi alalım da arkadaşlar. Şimdi yem alacağız. Cancağızlarım. 1, 2, 3, 4 tane 5 tane yem alalım. Yem çok önemli ama çok para gidiyor ya. 150 dolar. Vallahi çok para ya. Daha buradan da alacağımız bir şey yok. Aslında domates tohumu mu eksem? Aslında alırım ya. Niye almayayım? Bir tane domates tohumu alayım. Aynen. Ben bir tane bundan alayım. Aa buğday tohumu 100 dolar. Aha. Aha. Aa varmış buğday tohumu. Kaç paramız kaldı? 270 dolar paramız kaldı. Tamam hiç problem değil. Bak aha 10 tane ekebiliyorum. Arayıp bulamadığım buydu arkadaşlar. Tamam. Buğdayı da çözdük. Artık buraya para vermeyeceğiz. 30 dolar 30 dolar yem çok para ya. Hemen lüp diye lüp diye yiyorlar bitiriyorlar hayvanlar. Şunu bir açayım. Ben domuzları buraya çekeyim usuldan. Yem bitmiş mi bitmiş. Gel abi. Lan kapıdan geçmiyor. Ato dur Ato. Önce yavrularını alayım bunların. Gel. Heh, gel artık yeni yuvanız burası sizin. Heh. Gel sen de. Seni de kardeşinin yanına götüreyim. Çıkmak yok. Çıkmak yok. Çıkmak yok. Yasak yasak yasak. Ana kapıdan geçmiyor la. Gel. Oha nasıl satayım ne olmuş lan bunlara. Gel gel. Dur senin karını da getireyim şey. Aynen senin karıyı da getireyim bekle. Ha, yok lan kocayı götüreceğim. Ne ihtiyacın var? Yo yemeğin de tok karnın da tok gel. Bak kafayı nasıl çıkartmış bakıyor. Yapışık şey seni. Gel 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 gel. Dışarı çıkmak. Ben size suyunuzu da getireceğim. Yeminizi de vereceğim. Siz burada huzur içinde kalın. He. Ah su da burada. Bir dünya yem bıraktım size vallahi. Çabuk çabuk büyüyün yetişin. Şimdi burayı toplayalım. Şimdi buğday ekeceğiz arkadaşlar. Allah izin verirse o sorunumuzu da ortadan kaldıracağız. Önce de su alıyorduk. Kuyuyu kurduk. Evet. Ektik buraya. Ektik buraya. Ektik buraya, ektik buraya. Aşağıda kaldı ki elimde domates fidesi. 6 tane. Buna su nasıl ekleyeceğiz? Dur bakayım bir saniye. Ben yani illa ki su ekmemiz lazımdır diye düşünüyorum. Şuradaki suyu alayım bir. Ha, sula. Alalım. Tamam, suyu %100. %100. %100. Yani tamam başka da bir şey yapmayacağız herhalde. Tek su dökeceğiz. Başka bir şey yapacağımız bir şey yok herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar gittim ben YouTube'dan baktım. Yani buğday ekmek bize göre değilmiş. İçer almamız lazım. Traktör almamız lazım. Römork almamız lazım. Gübre bilmem ne zımbırtısı almamız lazım. Uuu. Ölme eşeğim ölme. Oyunun çok ileri safhalarında herhalde arkadaşlar. Biz o buğdayı ekeceğiz. Valla 100 dolar bize girdi. Ben size söyleyeyim. Durum vasatın vasatın üstünde arkadaşlar. Ya buğday dursun orada ya. Bir şey olmadı arkadaşlar. Yani tohumunu almıştı. İlerleyen zamanlarda illaki ekeceğiz ama şimdi almak biraz mantıksız oldu yani. Tek kurtuluşum sensin la domuz ana. Şimdi bizim burada yapacağımız ne var başka? Üçgen sera çatısı mı? Hani yoksa domates için sera mı lazım? Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Valla domates için de sera da lazım ha. Baksana. Sera duvarı, cam lazım. Sera kapısı. Ben bunları burada yetiştiriyorum ama herhalde yanlış yapıyorum. Şu ortadaki yükselmiyor ya bu ok işareti var ya şöyle. Mesela alttaki de yükselmiyor. Ve sadece su veriyor bunlara. Her şeye kalas istiyor ama. Oyunda her şey kalasla dönüyor. Allah'tan ağacımız çok. Yatırdım. Aha. Aa, ayı var yukarıda. Yukarıda ayı buldum. Vallahi ayı buldum arkadaşlar. Ayıdan da iyi et veriyor. Gel. İki. Var mı başka? Ana bak ben helkeyi buraya bırakmışım ya la.
8 dolar al dedim herkese. Şu yolun kenarına koyun. Evet evet burada et avla dedik arkadaşlar. Et bulduyduk. Herkese indir dedim, et al dedim. Hesap yap dedim o zaman. Dedim ki herkese 8 dolar et 15 dolar tanesi. Belki yatma kararı almıştım. Valla bugün bereketli gibi arkadaşlar. Buradan bir tane daha çıkar gibi. Biz bir tane daha bir şey yakalarız gibime geliyor ama. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? O domates işinde biz verim alamayacağız. Biz domateslerde de bize girdi. Ben size diyeyim. Çünkü camman bir şey istiyor arkadaşlar orada. Sera yapmamız gerekiyor herhalde. O dedi ayı etini nasıl alıyorlar ya? Ayı eti yenir mi? Benim bildiğim yenmez. Marketçi bilmiyor ya ayı etini. Tamam diyor, ver diyor, et diyor. Ben diyor bunu kakalarım diyor. Kıyma çekerim diyor. Aha buldum vallahi, bir tane daha buldum orada. Ay yatırdım onu da oraya. Sagan'ın kar arkadaşlar. Ben gider. Ben kendim buraya işaretleyeyim ben. Tamam şurada yolun kenarındayız, tamam. Valla oyunda 1 doların bile önemi var arkadaşlar. Dedemiz çiftliği kurmuş ama bize bir şey bırakmamış. Oyunun başında bir 1000 dolar para bıraktı. O da ne alayım? Domuz mu alayım? Tavuk mu alayım? Metal mi alayım? Şimdi diyeceksiniz abi avcıya ne götürmedin? Avcı 200 dolar veriyordu falan diye ama. Avcı her zaman vermiyor arkadaşlar o görevi. Kaç paramız oldu? 427 dolar paramız oldu. Gideyim şu beyin etini de getireyim. Bir tane dişi domuz alabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi sanki bir tane dişi domuz alsam daha iyi olacak gibi. Çünkü bir tane erkek domuz yeter diye düşünüyorum. Bulunduğum bölgedeki memleketin et ihtiyacını ben karşılıyorum. Ben olmazsam kimse avcılık yapmıyor. Aslında bir tane horoz alsam o da karlı biliyor musunuz? Tavuk çok çünkü. Yetmiyor. Horozu oradan oraya oradan oraya götürüyorum. Satın al. Valla ben bir tane horoz alayım ya. Aynen bir tane horoz aldım ya. Yapacak bir şey yok. Gel bakayım oraya. İnşallah sen iyi bir horozsun. Dur da. Şöyle bol bol evlat verirsin bize. Tavuğun tanesi 50 dolar. Bu horozla öbür kümese koyacağım. İki kümesimiz var ya. Bak şimdi horozlar için çok romantik ve loş bir ortam hazırlayacağım arkadaşlar. Bakın ışığı yakacağım. Bak. Bakın gördünüz mü? Bak. Açacağım buraya. Burada horoz var mı? Burada horoz var. Bu arkadaki horozu şu arka tarafa koyacağım. Buraya koyacağım. Neredesin sen? He. Buraya koyacağım. Buradaki horozu bu yeni ya arkadaşlar. Hemen direkt ortama adapte olsun diye. Bak. Buraya koyacağım. Var mı bunda acaba yavru? Yok. Bak kırmızı ortam arkadaşlar. Aşk yaşasın. Öbür horozda iş yok arkadaşlar ya. 12, 13. İyi iyi. Bayağı yumurta toplamışız. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ortamı hazırladım. Sabah burada en az 2-3 tane yavrulu yumurta alacağız. İyi izleyin arkadaşlar. Bana güvenin ya, ben bu işi biliyorum ya. Kapıyı da kapatayım. Bak bunlar burada böyle sabahlar dursunlar. Ben de hemen gideyim uyuyayım. Sabah kontrol ederiz arkadaşlar. Bak şimdi bakacağım. Var mı ortamda bir şey? Bak la. Bak hadi çalış oğlum. Git git şunları. Kaynayışın. Oynayışın. Ama arkadaşlar erken kalkmışız ya. Sabah saat 7.30'da mı ne kalktık? Sen saat 8. Aslında ben bu tavukları değiştirebilirim biliyor musunuz? Bunların hiçbiri şey yapmıyor. Aslında götürüyorum 50 dolar, alıyorum 50 dolar. Bunlarda hiçbir iş yok. Bu 5 tavuğu götüreceğim arkadaşlar. Buraya yeni 5 tane tavuk getireceğim. Suyu dolduruyorum. Çünkü bu tavuklarda gerçekten iş yok yani. Ne yapayım abi? Yeni tavuklar getirin de görsün. Bana bir tavuk getirmişim var. Efsane. Bir yumurtluyor günde 8 tane. Sat. 5 tane tavuk 250 dolar. Sat. Satın al. 1. 2, 3, 4, 5. Yeni 5 tane tavuk aldım arkadaşlar. Bak şimdi yeni horozun yanına bir atacağım bunları arkadaşlar. Ortamı görün. Bazen bir değişiklik yapmak gerekiyor yani. Olmuyor bunlar. Homiri gırtlak, homiri gırtlak diyor. Bir bakıyorum yumurta yok. Bir şey yok. Ortama seriden adam. Ananı satayım bak direkt kalp çıktı. Vallahi direkt kalp çıktı ha. Gördünüz mü kalbi? Ya ben bu işi biliyorum ya. Vallahi ben çiftçi adamım ya. Horoz direkt tıkladı birini. Bak. Bak şurada bak bunu alayım. Bak bak şunun herhalde. Bak aa var la var ha. Al 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 yavrunu al. Ellemedim lan yavrunu. Helal al. Tamam tamam elleme elleme al al. Vallahi helal lan orası. Helal lan Yusufi. Aha. Aa tamam tamam da al al bunda da yavru var. Tamam bıraktım bıraktım. Abi. Abla bıraktım. Tamam al. Vallahi bir şey ellemedim ya. Tamam o. O kümesi iyi arkadaşlar. O kümesle bir sıkıntımız yok. O kümesle hiçbir sıkıntımız yok. Oo yeni aldıklarımız da kocaman olmuş. Ama yeni aldıklarımız erkek gibi. Sanki. Bilmiyorum ama. Bu da mı erkek? Ulan valla bu da erkek ya. 122 dolar paramız var. Yemleri bitmiş bunların. Suları bitmiş. Yeni aldıklarımız da erkek çıktı ya. Dişi çıksaydı iyiydi. Ama götürdüğüm zaman arkadaşlar 300 dolar aldığım domuz 150 dolara satıyor. Bana zaten maliyeti 1000 dolardan aşağı gelmiyor ki.
Bunları götüreyim. Domuzları yem alayım. Hatta götüreyim, bir tane dişi domuz alayım ben buraya getireyim arkadaşlar. Ben bunları satayım. Bir tane yem alayım. Alabiliyor muyum bilmiyorum ama umarım alabiliyorumdur. Bir çuval yem alsam. Bakayım 20, 60, 120 dolar yapıyor ya. Alabiliyorum ya. Bir çuval yem alabiliyorum, evet. Bunları sat. 120 dolar. 300, aynen. Bir tane dişi domuz. Bir tane de buğday. Ah, alabiliyorum, tamam. Çünkü oradaki domuzlar erkek arkadaşlar. İşime yaramaz. Gel. Size yeni arkadaş getirdim. Selamünaleyküm. Ya bakayım da ben şunlara bak. Bu erkek. Belli. Meme yok. Bu da erkek. Onda da meme yok. Ha, domateslerimiz olmuş. Ha, su lazım. Yem aldıydım arkadaşlar. O yemi de koyayım şuraya. Çıkmak yok. No, yasak yasak. Lan gir içeriye, gir lan, gir. Ya oğlum. Gel. Gel. Ana, niye çıkmak istiyorlar bunlar? Gir içeriye. Ya çıkma. Gel sen babalarsın, bir uyar bunları. Allah Allah. Baba nasıl beni çekiyor? Kaçırdık la. Vallahi yavrular gitti arkadaşlar. Gir. Ben içerisinde loş bir ortam hazırlıyorum. Siz daha dışarıya çıkacağım diye uğraşıyorsunuz. Gel buraya. Gel. Bu niye girmiyor? Gir içeriye. Bak burada yem var, su var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, tamam. Valla bu bölüm burada sonlandıralım aslan kardeşlerim. Yeni bir tane domuz aldık. Domuzlarımız yavrulamış. Domuzları ahıra aldık. Sonra yeni tavuklar aldık, götürdük. Eski yumurtlamayan tavuklara verdik oraya. Yeni yumurtlayan tavuklardan aldık. Her şey güzel gidiyor. Paramız kaç var? 12 dolar paramız var. Paramız kalmadı ama sağ üstte görünüyor. Ama bir şeyler başardık ufak ufak. İlerleyen bölümlerde çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Ben bu arada pek bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şu kalasları biraz şuraya kalas biriktireyim. Bir tane daha ahır yapacağım. Şu yan taraf için, hatta şura için, ya şuraya yaparım ya da şöyle karşı tarafa bir yere yaparım. Oraya inekle keçi koyacağım. Ulan 100 dolara gittik. Buğday tohumu aldık. Buğday tohumu bize girdi arkadaşlar. Pek bir işe yaramıyor. Çünkü onun için yok biçer almam lazımmış, traktör almam lazımmış, römork almam lazımmış, gübre malzeme fıttırı mıttırısı almam lazımmış. Bir dünya iş. Moralim bozdu. 100 dolar havaya gitti ama olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Canınızı yiyin. Bastın kardeş. Hoşçakalın.